Hüseyin en sevdiği oyuncunun kartı çıkana kadar bir sürü futbol kartı almayı planlıyor ancak elinde en fazla 4 paket alacak kadar parası var. Her bir paketin Hüseyin'in aradığı kartı içerme olasılığının 0,2 olduğunu varsayalım. X rastsal değişkeni Hüseyin'in satın aldığı kart paketi sayısı olsun. X için olasılık dağılımı aşağıdaki gibidir. Buna göre bir paket satın alma olasılığı 0,2 gibi görünüyor. Bu mantıklı çünkü ilk paketin en sevdiği oyuncunun kartını iç içerme olasılığı 0,2 ve eğer aradığı kartı bunda bulursa o noktada duracak. Yani daha fazla paket almayacak değil mi? Peki iki paket alma olasılığı ne olacak? Burada olasılık 0,16 olarak verilmiş. Bu da mantıklı çünkü birinci de istediği kartı bulamama olasılığı 0,8 ve ikincide bulma olasılığı da 0,2. Bu yüzden olasılık da 0,8 çarpı 0,2'den 0,16'ya Eşit. Ama bunu hesaplamamızı istemiyorlar. Soruda bunu zaten bize vermişler. 3 paket alma olasılığı ise 0.128miş. Sonrasında 4 paket alma olasılığını boş bırakmışlar. Ama burada ayrık olasılık dağılımının tamamı verilmiş. Çünkü Hüseyin istediği kartı henüz bulamamış olsa bile dördüncü paketten sonra durmak zorunda. Bu yüzden aslında bu soru işaretini sadece bu dört ihtimalin toplamının bir etmesi gerektiği bilgisine dayanarak da çözebiliriz. Fakat hadi önce soruyu cevaplayalım. Belirtilen olasılığı bulun demiş. X'in 2'ye eşit ya da 2'den büyük olma olasılığı Nedir? X'in Hüseyin'in satın aldığı kart paketi sayısı olduğunu unutmayın. Şimdi videoyu durdurmanızı ve cevabı kendi başınıza bulmaya çalışmanızı öneriyorum. Peki, gelin bahsettiğimiz senaryolara bir bakalım. Ayrık rassal değişkenimiz x'in 2'ye eşit ya da 2'den büyük olma olasılığı derken, işte buradaki 3 senaryodan bahsediyoruz. Peki, bunların bileşik olasılığı nedir? Bunu bulabilmek için öncelikle 4 paket alma olasılığının ne olduğunu bulmamız gerekiyor diye düşünebilirsiniz ama bunların hepsinin toplamının %100'e eşit olacağını hatırlamamız işimizi kolaylaştırır. Buradaki ilk olasılığın 0,2 olduğunu bildiğimize göre, bu diğer üçünün toplamı 0,8'e eşit olmalı. Evet, 0,8 artı 0,2 bire yani yüzde yüze eşittir. İşte bu şekilde cevabın 0,8 olduğunu buluruz. Eğer sırf merakımızı gidermek için buradaki bu soru işaretini bulmak istersek, bunların hepsinin toplamının 1 olduğundan yola çıkarak ne olduğunu hesaplayabiliriz. Yani 4 paket alma olasılığını 1 eksi 0,2 eksi 0,16 eksi 0,128 işlemini yaparak bulabiliriz. 1 eksi 0,2 eksi 0,16 eksi 0,128. Evet, bu işlemi yaptığımızda sonucun 0,512'ye eşit olduğunu görürüz. Evet, 0,512 diye de yazalım. İlk bakışta bunun çok yüksek bir olasılık olduğunu söyleyebilirsiniz. 4 paket satın alma şansı %50'den fazla ama dördüncüde durması gerektiğini unutmayın. Aradığı kartı dördüncüde bulamasa bile orada durması gerekiyor. O yüzden 4 paket alma olasılığı oldukça yüksek. Bu noktadan önce aradığı kartı bulabilmesi için ise %50'den biraz daha az bir şansı var.